Ay dur, kızın eteklerine takıldın. Ah, ah. Senin ne tahtını yapabildim ne de bahtını. Bu güzel kalbine karşılık nedir bu başına gelenler, anlamadım ki. Baksana, dün gecen bile burnundan geldi. Tevekküllü ayaktasın. Sakın ola vazgeçme bundan toprağım. Dört elle sarıl kaderini. Bir gün senin de talihin gülecek. Bu çektiğin sıkıntıların mükafatını bulacaksın kumrum benim. Anne, şu an ne düğünüm ne de kaderimi düşünecek halde değilim İlhan. Tek düşündüğüm Yeşim'le bebeğin iyi olması. Hadi gel. Dikkat et. Toprak, iyi misin yavrum? İyiyim, iyiyim de şunu çıkartmama yardım edersen daha iyi olacağım. Çınar? Toprak, oğlum doğdu. Ciddi misin? Hadi gözünü aydın, inşallah çok uzun ömürlü olur. Amin. Yeşim nasıl peki, iyi mi o da? İyi olduğunu söylediler ama henüz doğumhaneden çıkmadı. Ben bir gelişme olduğunda tekrar arayıp söylerim sana. Tamam, görüşürüz. Bebek doğmuş anne. Değil mi? Daha çok küçücüktü o bebecik. Canı başına bile gelmemiştir yavrucağızın. Ne bileyim, Çınar bir şey demedi. Hayırlısı olsun. Allah anasına babasına bağışlasın yavrum benim. Amin. Dön bakayım. Allah kabul etsin. Sağ ol evladım. O günahsıza bir faydamız dokunamıyor. Bari dua edeyim dedim. Allah'ın mucizesi de şefaatte üstüne olur inşallah. İnşallah. Sen yatmıyor musun kuzum? Yani yatsam da uyuyamam. Aklım hala hastanede. Ama hadi sen yat. Bugün çok yoruldun zaten. Hadi gel. Ah, geldiler galiba. Hayırlı haberler olsun inşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay. Nasıl oldun İkbal Hanımcığım? Sorma Şeref Hanım. Saatlerdir ayaktayım. Papuçlarım vurdu. Baksana ağzım burnum akıyor. Ah, ah. Bir de üstüne üstlük çok acıktı. Gel gel. Ben sana bir şeyler hazırlarım şimdi. Nasılsın Toprak? Ben iyiyim de asıl sen nasılsın? Aklım hastanede kaldı. Yolunda mı her şey? Değişen bir şey yok. Durumlar aynı. Ben de üstümü değiştirip duş alacağım. Sonra tekrar hastaneye döneceğim. Tamam, ben de sana temiz çamaşır hazırlayayım o zaman. Şeref Hanımcığım, kendim hastanede, aklım toprakta kaldı. Kızcağızım o densiz kadının söylediklerine üzülmemiştir inşallah. Aa, olur mu öyle şey hiç İkbal Hanımcığım? Kadının içi yanıyor zaten, yaptıkları malum. Bu zaman kimsenin kusuruna bakılmaz. Bakılır Şeref Hanımcığım, bakılır. O ana kız insanı çileden çıkarmaya birebirdirler. Hayır, bu beş değil, on değil, bin değil. Hangi taşı kaldırsan altından bunların bir kepazeliği çıkıyor. Zaman gelir, herkesin yaptıkları bir kenara bırakılıp birlik olunur. İşte o zaman, bu zaman. Kızın zaten içi yanıyor. Bize düşen şey, ana babanın günahı o bebeceğe gitmesin diye dua etmek. Ah Şeref Hanım, o aşüfte insanlıktan, merhametten anlamaz. Çınar az sokulup yüz versin de bak nasıl hemencecik yapışıp oğlanı elinden alıveriyor kızının o çıngır atlı yılan. Bu kazak da güzel de milyon tane düğmesi var. Toprak.
Toprak. Ne oldu Toprak? Neden ağlıyorsun? Çınar, doktorlar öyle söyleyince çok korktum ben. Yani ya ona bir şey olursa? Ya bu yaşadıklarına dayanamaz, başına kötü bir şey gelirse? Ya şimdi ne yapar o zaman? Ben vicdanımı nasıl rahatlatırım, nasıl huzur bulurum? Yaşananlarda senin bir suçun yok. Bu kadar eziyet etme kendine. Bu yaşananlarda tek suçlu var, o da eşin. Neredeyse kazayı bilerek yapmış. Nasıl? Doktor söyledi. Kanında yüksek oranda alkol çıkmış. Hayır, yaşananlara çok üzülüyorum ama... bir o kadar da sinirleniyorum eşime. Sorumsuzluğun bu kadarını aklım almıyor. Ama ben ona daha ilk gün söyledim. Annelik zor iştir. Mesuliyet ister. Sen bunu yapamazsın dedim. Dinlemedi. Sırf bir inat uğruna... aldırmadı çocuğu. Şimdi şu yaşananlara bak. Böyle söyleme. Şu anda en fazla acıyı işim çekiyordur. Keşke bir yolu olsa da eşimin acısını çekip alabilsem. Dünyada insanın evlat acısıyla sınanmasından büyük bir şey yok çünkü. Olur, beni korkutma Toprak. Sakın bağış kalma benden. Bana bir söz verdin, çekip gitmek yok. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, el ele mücadele edeceğimizi söyledim. Değil mi? Bu alkol durumu hiç iyi olmadı Zümrüt Hanım. Polisler de ifadesini aldığına göre yarın hemen nöbetçi mahkemeye çıkarırlar. Ama sonuçta bu bir kaza. Yani kasıtlı olarak çarpmadı ki çocuğa. Yani orası öyle de Zümrüt Hanım. Bu çocuğunki de can. Üstelik garibanın hiçbir kabahati yok ki. Ekmek parası derdindeyken şimdi can pazarında. Necim Bey, ne olur yardım edin. Yani Yeşim durumu da ortada. Bebeği de can çekişiyor zaten. Yani kızımı bir de bu şekilde mahkemeye çıkarırlarsa gerçekten dayanamam. Ne olur yardım edin. Bana sık sık haber ver, olur mu? Tamam. Sen de şimdi yat, güzelce bir dinlen, oldu mu? Tamam. Sen ne zaman gelirsin? Hiç bilmiyorum. Sen bekleme beni. Sabah anca gelirim herhalde. Hadi git artık sen. Sana ihtiyaçları var. Tamam. Ah, yatmadın mı sen kızım? Yok anneciğim, Çınar'ı uğurladım, geçirdim şimdi. Çınar nereye? Sakın hastaneye yolladım deme. Evet anne, hastaneye gitti. Çınar o bebeğin babası. Babasıymış. Ne işe yarayacakmış orada? Doktor bile sabah gelirim dedi, evine gitti. İnsan kocasını kendi eliyle ateşe atar mı ah kızım? Karşındaki şeytanın öbür sureti. Acı dinlemez, sancı dinlemez, rahat huzur vermez Çınar'a. Her şeyi bahane edip sokuluverir oğlana. Anneciğim siz demediniz mi Yeşim Çınar'a çok kızmış, odasından kovdu diye? E kızım, acaba ne maksatla çevirdi o oyunları? Biliyor muyuz niyetini? Anneciğim ben zannetmiyorum Yeşim'in canı bu kadar çok yanarken bunları düşünsün. Hem öyle olsa bile ben kocama güveniyorum.
Siz de güvenin lütfen. Böyle şeyler düşünmeyin. Hadi iyi geceler. İyi niyetim bu kadarı da fazla ama. Ha Çınar da bir erkek neticede. Çınar. Toprak. İyi ki geldin hayatım. Telefonda sesin çok kötü geliyordu. Ne oldu? Nesi varmış? Bilmiyorum, bilmiyorum. Kimse bir şey söylemiyor ki. Herkes içeride oğlumun başında ama oğlumu bile göstermiyorlar bana. Dur, sakin ol. Belki de sandığın gibi değildir. Sanmıyorum Toprak ya. Durumu daha kötü. Bizim oğlumuz değil o. Merak etme. Oğlumuz içeride. İyi. Daha da iyi olacak inşallah. Gelişme. İyi galiba. Konuşabildin mi? Hala kızgın bana. Geçmiş olsun yeşim. Umarım bebeğin en kısa zamanda iyileşir. Öyle huzursuzum ki. Bebek çok küçük. Eşim çok tecrübesiz. Bu durumu nasıl atlatacağız bilemiyorum. Allah büyük Çınar. Allah büyük. Ama ne yalan söyleyeyim. Bebeğimin annesi sen olsaydın gözüm arkada kalmazdı. Oğlum için her türlü fedakarlık yapacağını bilirdim. Zaten zor. Hem de böyle bir durumda çok daha zor. Eşim bunu becerebilecek mi emin değilim.
boşuna endişeleniyorsun. Bak, annelik bir insanı bir anda tamamen değiştirebilir. İnsan bebeğini kucağına aldığı zaman bambaşka biri oluyor sanki. Bir anda her şeyi yapabilecek gücü bulabiliyor kendinde. Günlerce aç, yorgun, hiçbir şey yemeden içmeden yaşayabiliyor. Annelik böyle bir şey. Neşin başaracak bunu, görürsün. İyi bir anne olacak. Çınar, hadi biz de kalkalım artık, eve gidelim, uyu biraz. Yapamam Toprak. Ya bir şey olursa, ya bana ihtiyaç duyarlarsa diye kımıldayamıyorum bile. Şirketten de kaç defa aradılar. Orada da işim çok ama bir türlü gidemedim. Haklısın ama senin de kendine dikkat etmen lazım. Hem Yeşim'e de bir oda ayarlamalıyım. En azından birkaç gün bebekle kalmak isteyecektir. Hemen asma suratını. Ama onlar iyi olmadan kendimi düşünemem ki. Biliyorum ama ben de seni düşünüyorum. Ne yapayım? Biliyorum. Bundan da sakın vazgeçme. Ama şimdi öncelik onların. En azından oğlum toparlanana kadar biraz anlayış göster. Ne olur biraz sabırlı ol. Gösteririm tabii ki. Benden yana bir sorun yok zaten. Sen ne gerekiyorsa, nasıl gerekiyorsa öyle yap. Ama kendini de düşün, ne olur. Seni çok seviyorum Toprak. Anlayışlı halini. Gülümsemeni, iyi niyetini, bana verdiğin huzuru, her şeyini ama her şeyini çok seviyorum. İyi ki varsın. Şirketten olabilir. Efendim. Tamam. Tamam, bir saate geleceğim ben. Kalkalım mı? Toprağa misal al. Neden sen değildi o? Bunu hiç düşündün mü? Senden daha mı güzel? Haşa. Allah'ın verdiği güzellik kıyaslanmaz ama onun ruhu dingin bir defa. İnsanlara huzur veriyor, mesut ediyor. Sen de kendine çeki düzen versen, ruhun nasul etsen, etrafındakilerle münasebetlerin yavaş yavaş düzelir. Bebeğimin annesi sen olsaydın, gözüm arkada kalmazdı. Oğlum için her türlü fedakarlığı yapacağını bilirdim. Ama eşim, anne olmak zaten zor. Yine böyle bir durumda çok daha zor. Eşim bunu becerebilecek mi emin değilim. Çok zor günler bizi bekliyor. Ama bu mücadeleyi tek başına vermek zorunda değilsin. Ben senin de... oğlumuzun da hep yanında olacağım. Sen istesen de istemesen de... beni kovsan da bu kararım değişmeyecek.
babam için ne gerekiyorsa yapacağım. Benim şimdi şirkete gitmem gerekiyor. Ama işim uzun değil. Acil bir şeye ihtiyacın olursa beni ara lütfen. İyi misin işim? Çok korkuyorum Cinar. Ama bir şey olacak diye aklım çıkıyor. O kadar küçük ki. Biliyor musun? Ben dua etmeyi bilmem ama o doğduğundan beri yalvarıyorum Allah'a. Bir şey olmasın. Bu durumu kolayca atlatabilsin diye. Merak etme. Oğlumuz iyi olacak. Ben buna inanıyorum. Cinar. Senden çok özür dilerim. Oğlumuzun bu durumundan dolayı son günlerde sana çok kırıcı davrandım. Sana kötü davrandım, özür dilerim. Ama ben o kadar öfkeliyim ki. Herkese, dünyaya, özellikle de kendime sadece oğlumuzun iyi olmasını düşünüyorum. Toprak. Gelsene. Sen benim oğlumu gördün mü? Bak. Ne kadar küçük değil mi? Bütün bebekler ilk doğduğunda öyle gelir. Ama büyür değil mi toprak? Yani iyi bakarsam, emzirirsem falan büyür değil mi? Büyür tabii ki. Ama önce buna sen inanmalısın. İnan ki o da güç alsın senden. Hem bak süt içmeye başladığında o kadar çabuk büyüyecek ki sen bile şaşıracaksın buna. O zaman ben hemen gideyim. Birazdan acıkır yine benim oluşum. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.